Herkese değerli arkadaşlar. Evet, piyasalar beklediğimiz gibi, işaret ettiğimiz gibi fiyatlanmaya devam ediyor. Zaman zaman gün ortası yapmış olduğumuz çalışmalar oluyor. Şimdi iş yoğunluğumuz sebebiyle bazen gecikmeler oluyor ama sıkıntı yok. İlginize teşekkür ediyorum. Beklentilerinizi, yorumlarınızı altta bize bildirebilirsiniz. Ve bazı arkadaşlar biraz siyaset yaptığından bahsediyor. Burası yani tabii ki herkese açık, umuma açık. Herkes gelsin seyretsin. Teşekkür ediyoruz. Yani sizlerin desteği bu anlamda önemli. Peki şöyle bir soru sorayım. Siyaset yapmak ülkede yasak mı? Bir. İki, kimseye hakaret etmedikten sonra politikacılar, siyasetçiler, taraflarlar, yani o partinin taraftarları, karşı taraf, aynı düşündüğüm insanlar. Yani kimse kimseye hakaret etmedikten sonra, ki ben herhalde biraz tanımışsınızdır bizi uzun süredir izleyenler veya bu piyasada 30 yıldır bu piyasadayız. Gerek yorumlarımıza, gerek görüşlerimizle ben iktidar, bugün ülkeyi yönetenler iyi yönettiklerinde her zaman iyi olduğunu söylemişimdir. Eleştirmek gerektiğinde eleştirmişimdir ama insan gibi eleştirmişimdir. Zaten ben trendçi olduğum için en iyi dönemlerde de en kötü dönemlerde de trendimi söylerim, belirtirim. Faizlerin hiç olmadığı, kimsenin Türkiye'de 2006'da, bakın 2006'da kimsenin tek faiz beklemediği dönemde, enflasyonun tek faize düşmesini beklemediği, konuşmadığı bir dönemde ekonomistler, iktidar, muhalefet Türkiye'de ilk faizlerin Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geleceğini söyleyen, ilk söyleyen ekonomist benim arkadaşlar. Sene 2005-2006. 40 yılın en düşük enflasyonunu göreceğiz dedik. 40 yılın en düşük faizlerini göreceğiz dedik. 2012'de, 2011'de Durmuş Yılmaz döneminde gördük. Dolayısıyla çok iyi dönemler yaşayacağımız dönemi de gördük. Dediğim dönemde gördüm. Türkiye'de geçen seneye kadar televizyona aralıksız en fazla çıkan ekonomist bendim. Çünkü 6000 defa ekrana çıktım. Son bir yıldır neredeyse artık çıkmıyorum, çıkmak istemiyorum. Zaten YouTube var, buradan paylaşıyorum. Çünkü istediğiniz gibi de artık konuşamaz durumdasınız. Ve bir arkadaş altta yazmış, demiş ki EYT'den sonra efendime söyleyeyim. Birkaç şey daha saymış. Ondan sonra ben değişmişim. Senin kendi görüşün. Eğer sen, siz veya birileri değişip değişmemek noktasında, herkes değişir. Değişmeyen şey, tek şey değişimdir arkadaşlar. Değişmek de değildir. Bakın biraz önce bahsetmişim. En sert eleştiri yapmışızdır. En normal olarak gördüğümüz konuda desteğimizi vermişizdir. Gördüğümü söyleyerek desteğimi vermişimdir. Dolayısıyla arkadaşlar, yani hepimiz farklı düşünebiliriz, farklı olabiliriz. Çünkü hepimiz insanız. Kur'an'da bile ne diyor? Sizleri kavimler halinde, farklı kavimler halinde yarattık ki birbirinizi tanıyıp birbirinize yardım edin diye. Veya kutsal metinler veya insanların geçmişteki antik dönemden kalan yazıtlara baktığınızda da hep insanoğlunun iyi olmasından, ahlaklı olmasından, erdemli olmasından bahseder. Evet. Arkadaşlar ben gördüğümü söylüyorum. Kutlamak. Hatta kimsenin bir yorumda bulunamadığı dönemde yorumda bulunup bugün ortaya çıkmış olması. Siyah kuyu görmek. Bu herkesin bir meziyetidir. Farklı bir görüş açısı olur. Onun için arkadaşlar ben burada yerine göre gördüğümde siyasetse siyasetimi yaparım, dediğim gibi. Kimseye hakaret etmeden, kimseyi rencide etmeden, kimseyi kırmadan. Aynı şekilde eleştirmek gerekiyorsa eleştirimde. Çünkü ben demokrat bir insan olduğumu düşünerek bunu söylüyorum. Hatalarınız yok mu? Elbette var. Ama arkadaşlar kimse kimsenin gözüne bakarak
gözünün içine bakarak insanlarla dalga geçemez. Dalga geçmemeli. Bu ne insanlıktır ne de başka bir şeydir. Onun için bu platformda yeri geldiğinde konuşurum. Yeri geldiğinde din konuşurum. Benim din bilgim, ben çok şükür din bilgime de çok güveniyorum. Ekonomi bilgime de güveniyorum. Trade bilgime de güveniyorum. Birçok alanda iyi bilgim olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok entelektüel bir üst seviyede olduğumu söylemem iddialı olur. Ama okumayı sevdiğim için, araştırmayı sevdiğim için, çünkü işim gereği araştırma kökenli olduğum için bu noktada okumayı sevmiş olmam veya araştırmış olmam bu anlamda çok bana şeyler kattı. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Eleştiri dediğimiz gibi her zaman olmalı. Eleştirile de zaten cevap vermeye çalışıyorum. Hatalıysak hata olduğumuzu, yanlış yaptığımızı, tutturamadığımızı zaten paylaşıyoruz. Bu arada saat 9 içeri geçiyor. Ben 9.30'da maçım var arkadaşlar. Hemen şu yorumları yapayım ve yarın sabahtan daha detaylı yapacağız. Endekslerde düşüş biraz daha hızlanacaktır arkadaşlar diyoruz. 100 endekste aslında rakamlar vardı ama biraz daha... Bakın 30 endekse bakıyorum. 30 endekste haftalıkta nereye geldik arkadaşlar? Bugün 121-300'e kadar geldik. Pardon, 122-200 kritik seviyemiz. Bunun altında görüyorsunuz bir kapanış. Saatlik günlük kapanışlar 124-118-700'lere kadar bir hafta içinde getirebilir. Hemen buradan nereye geçelim? XU 100'e geçelim. Hızlı bir yorum olacak. 96.800-96.900. Burada şu an için... Yani ortada diyorum ama sıkışık hareket, haftalıklarda bozulma devam ediyor. Haftalıklarda 97.000 altındaki her kapanışta biz daha aşağılarda daha aşağı hareketler göreceğiz. Kademe kademe biraz daha, hatta zaman zaman hızlanan hareketler göreceğiz. Peki haftalıklarda 30 endeksi kapattıktan sonra 100 endekse dönelim. Çünkü diğerlerini de göreceğiz. Çünkü dolar endeksi çok beklediğimiz gibi yukarı hareket yapmaya başladı. Ne dedik? 97.300 altındaki harekette, 96.900 altındaki harekette 96.000'lere, 94.600 bir hafta içinde göreceğimiz seviye. Potansiyel hedefimiz ise 93.200, 92.800 olmaya devam edecek. 100 endekste kapatalım. Peki dolar TL'de durum nedir diyecek olursak, dolar TL'de ne demiştik? 36 saat. Bakın ben saat verdiğimde aslında her zaman oraya notumu düşerim. 24 ile 36 iş saati içinde. Yani 36 saat bugün gün ortasında doldu. Peki gün ortasında dolduğumda ben ne bekliyordum? 5.85'in üzerinde 6, hatta 6.07 ihtimalinden bahsediyordum. Bu şu tabloya bakarak bu hafta için. Peki neresi görüldü? 5.84 üzerinde 5.85 görüldü. Bu haftalıklarda önemli bir seviyeydi. Gördüğünüz gibi en azından aylıklarda bir seviye geçildi. Ama 5.84 üzerinde kaldı. Hatta 5.81 üzerinde kaldığı için gecikme olabilir. Bir gün, iki gün, üç gün. Ama sonuç itibariyle ben kendi yorumlarımda biliyorsunuz, ben bunu söylememe gerek yok. 6.607 beklentimi. Aylıklarda da 6.35 bir ay içinde 6.35 beklentimi de koruduğumu söyleyebilirim. Yarın da bu anlamda baktığımızda en azından trendi şöyle bir yorumlayalım. Bakalım trendi. Hala hazırda trend güçlü. Kademe kademe yükselişimiz devam edecektir. Size milyonluk bir bilgi eğitimlerinden anlatıyorum. Bu benim kendi geliştirdiğim, bulduğum bir yöntem. Ne demiştik? Şu hareket olurken, bakın şu rally olurken, olmadan önce uzun bir süre dolarda düşüş beklediğimizi, 5'ler 5.10'lar beklediğimizi, 5.10'dan sonra artık 5.13'e geldi, 5.16'lardan sonra buradan itibaren dip beklediğimizi ve yükselişlerin başlayacağını söylemiştik. 5.10 ve 5'in altında 4.90 beklentisinin iptal olduğunu defalarca söylememe rağmen, hatta altta arkadaşlar yazıyor. İzlemediğiniz için kaçırmışsınız. Bakın milyonluk bir bilgi veriyorum. Trend yükseliyor arkadaşlar. Ne demiştik? Dedik ki HR2K, yani Halil Reçber, 2 çubuk kapanışına göre ayın 25 Şubat ve 26 Şubat'ta fake olmuştur. Dolarda ilk etapta hızlı bir şekilde 5.50'ye gideriz. 5.48-80 görüldü. Arkasından yatay dinlenme ve arkasından tekrar 5.84-5.85 bölgesine gideriz demiştik. Nokta görüldü. Sonra dedik ki bu arada bir bantta
5.50'nin üzerine kalacaktır. Ama burada biliyorsunuz Londra swap işlemleri falan derken çok hızlı şekilde 5.30'a geldi. Dedik ki bu alış fırsatıdır. Yine ayın 26 Mart, 27 Mart. Bakın o zaman da 26-27 Şubat'ta olmuştu. 26-27 Şubat'ta yine HR2K oldu. Bu bir fake'tir. Gene fırsatı kaçırmayın. 5.50'nin altında da olsa yükseliş tekrar aynı bölgeye hareket edecektir. Hatta önümüzdeki süreçte altıları göreceğimizi, konuşacağımızı konuştuk mu? Konuştuk. Gördük ve bugün 5.85-15'te nereye geldik arkadaşlar? Kasım, hatta Ekim'den beri en yüksek seviyeye geldik. Hatta şunu söyleyeyim. 11 Ekim'den beri en yüksek seviye. 1-2-3-4-5-6.5. 6.5 ayın zirvesine ulaştı dolar TL. Bu anlamda dolar TL'de hareketin devamını beklediğimizi söyleyebiliriz. Şu an için en azından şunu söylüyorum. Şöyle tabloya baktığında 5.77 üzerinde bile kapanış olsa bugün, daha doğrusu 5.80 altında bile kapanış olsa 5.77 üzerinde kırıldığı müddetçe biz yukarı hareketin kademe kademe devam edeceğini söylüyoruz demiştik. Hemen buradan dolar TL'den geçiyorum. Nereye geçeyim? GLDGR hisseleri bir ara yapacağım artık. Yukarıda hareketin biraz daha güçlenmeye başladığını gördük. Ama şu an 237 altında, 240'lardan bahsetmiştik şu an için. Burada yatay bir hareket ama daha önce görülen seviyelere gitme ihtimali var. Dolar endeksi arkadaşlar, ne demiştik? Bakın dolar endeksi dünyada ciddi güçlenmeye başladı. Çok ciddi trendler oluşmaya başladı. Dolar endeksine dikkat diyoruz. Hareket yüzlere doğru başlayacaktır. Euro dolar için bugün ne demiştik? Hareket aralığımız, işlem aralığımız 1.13'ün altı aşağıya kırılabileceğini, 1.12-30'lar 40'lar bölgesine hedeflediğimizi, bugün 1.12-26'ya geldi. Görüyorsunuz bu kırılmanın önümüzdeki, şöyle söyleyeyim, cuma, pazartesi eğer biz euro dolarda 1.12-56'da kapanış görecek olursak, euro dolar nereye gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen söylüyorum, aylığa dönüp söyleyeceğim. Euro dolarda 1.09'a gidiyoruz arkadaşlar. 1.09-1. Bu ne anlama gelir? Doların dünyada yükselişinin devamı anlamına gelir. Detaylandıracağım. Gün içinde eğer çalışmaları detaylı bir şekilde bulacak olursam sizlerle paylaşacağım. Daha doğrusu vakit bulacak olursam paylaşacağım. Hemen buradan nereye geçelim? Başka bir şey daha vardı. Altın. Altın için ne demiştik? Altın için gerileme biraz daha devam edecek. Evet, biraz daha devam ediyor. Burada sıkışacak. Eğer 1280 geçilmediği müddetçe altındaki hedefimiz arkadaşlar, aylıktan bakıyorum, 1272-1252 bölgesine kadar olabilir. Şimdilik bunu söylüyorum ama bir de DAX endeksine bakıyorum. DAX kopmuş ama büyük ihtimalle artık haftalık aylıklara bakıyorum. Aylığa şöyle dönüp baktım. Bu bölge, yani DAX'ın şu 12.200 üzerinde kalamayacağını düşünüyorum. Dow Jones'a geldiğimde burada da yeni güçlü hareketler hala hazırda devam ediyor. Ama 26.700-800'ler önemli direnç. Büyük ihtimalle buradan geri çekilmeler göreceğimizi düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle. Gün içi yorumlarımız devam edecek. Hisselere yönelik de yarın detaylı bir çalışma yapacağım.